Merhaba sevgili canlar. Bugün sokağa çıkma yasağı var yine. Efendim, ben de şu an bir çiftlikteyim, Eskişehir'in çok yakınında. Bir taraftan da kendim hayvancılık da yapıyorum. Dolayısıyla dışarı çıkma konusunda kısıtlı da olsa izinler alabiliyoruz. Şimdi ben size bugün çok önemli bir gıdadan bahsedeceğim. Bu gıdanın ismi yumurta. Yumurta, değerli dostlar, süper gıda olarak tanımlanan nadir gıdalardan bir tanesidir. Süper gıda ne demek? İçerisinde her şey olan demek. Aşağı yukarı yani amino asit yönden çok zengin, esansiyel yağ asitleri dediğimiz nadir bulunan yağ asitlerinden zengin. Efendim çok değerli bir gıda. Yumurta yiyemeyen bir insan hani bence çok şanssız. Gerçekten şanssız. Çok büyük yükü olmayan fakat küçücük bir şeyin içerisinde bu kadar yoğun bir besin değeri çok yüksek bir gıda. Yani bu gıdadan mahrum kalmak çok üzücü bir şey. Umarım sizlerin de yumurta konusunda bir alerjiniz ya da bir isteksizliğiniz yoktur. Şimdi yumurtanın içerisinde neler var? Ben bazı notlar aldım ve kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. Şimdi balık yiyemeyen insanlar için çok iyi bir omega 3 kaynağı yumurta. Bazı insanlar balık yiyemiyorlar. Keşke yiyebilseler. Fakat yiyemeyen insanlar için güzel bir omega 3 kaynağı. Ben şimdi yumurtanın yani doğal bir yumurtanın hani kendinizin yetiştirdiği yumurta için konuşuyorum. Dışarıdaki herhangi bir şekilde satın aldığınız yumurta için konuşmuyorum. Bunun konuşmamın son kısmında buna özellikle değineceğim. Her şeyden önce bir temel olarak doğal bulduğumuz bir yumurtanın içerisinde neler var? Şimdi omega 3 kaynağı dedik, daha çok önemli bir kaynak. Bunun dışında kolesterol yönden zengindir. Beni uzun süreden beri takip eden hastalarım, takipçilerim çok iyi bilirler ki ben kolesterolü çok dert etmiyorum. Kolesterol çok yararlı bir moleküldür. Biz dışarıdan kolesterol alsak da almasak da çok şükür ki karaciğerimiz çok güzel, hatta birçok doku kolesterol sentezini yapar. Dolayısıyla bizim kolesterolsüz kalmamız söz konusu değildir. Yani dışarıdan biz çok kolesterollü bir gıda aldığımız zaman kan kolesterolümüzü yükseltme ihtimalimiz sadece %10. Diyelim ki total kolesterolünüz 200 miligram seviyesinde. Bunu en fazla çok çok kolesterollü bir gıda yersem en fazla 200'den 220 miligrama çıkartabilirim. Böyle az bir şey yumurta yedim diye kolesterolüm falan yükselmeyecek. Sonra kolesterolün yükselmesi de bana göre ayrıca bir problem değildir. Biz eğer çok kolesterollü bir gıda alırsak karaciğerimiz o gün 7-8 gram değil de 3 gram 2 gram kolesterol sentezler. Biz hiç kolesterol almazsak, tamamen yağsız beslensek karaciğerimiz kolesterol sentezini yükseltmek zorunda çünkü kolesterolsüz yaşam mümkün değil. Yumurta içerisindeki esansiyel yağ asitleri HDL'yi yükselttiğine dair birçok klinik çalışma var. HDL'si düşük olan kişilerde yumurta, bir ya da iki yumurtayı düzenli olarak yemelerini tavsiye ederim. Yumurtanın beyazı mı sarısı mı? Çok saçma bir soru. Yumurtanın tümü. Yani beyazı mı çok yararlı, sarısı mı çok yararlı, öyle şey mi olur? Çok değerli bir demin dediğim gibi çok değerli bir gıda. Dolayısıyla sarısını, beyazı filan öyle saçma sapan şeyler olmaz. Yani sarısı da beyazı da birlikte yenecek. Efendim, çok önemli bir kolin kaynağı. Kolin gıdalarda gerçekten az bulunuyor. Kolin bir B vitamini türevidir. Hücre membranının çok önemli fonksiyonlarında yer alır. Özellikle sinir sistemi tamamen elektrikle çalışan bir sistem olduğu için hücre membranı elektrik aktivitesine çok büyük katkısı olan bir hücre parçasıdır. Dolayısıyla kolinden zengin gıdaların alınması hücre membranı sağlığını olumlu yönde etkiler. Nörolojik özellikle çocukluk çağındaki çocukların nörolojik gelişimi bir dakikada olmuyor. Yıllar içerisinde olduğu için
çocukların büyüme gelişmesinde çok önemli bir kolin kaynağıdır. Yapılan çalışmalarda yumurta içerisinde sarısında özellikle bulunan aktif maddeler LDL çaplarını büyütebiliyor. LDL kötü kolesterol deniyor. Ben katılmıyorum bu düşünceye. LDL evet kötü kolesterol olabilir. Zaten yapılan çalışmalarda LDL'lerin küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3 parçaya ayrıldığını, alt gruplara bölündüğü ortaya çıktı. Küçük parçacıklı LDL'ler, bunlar çok tehlikeli. Evet, haklısınız. Fakat büyük parçacıklı LDL'ler de çok sağlıklı. Bunlar da hücre transportunun hücrelere arasında, dokular arasında kolesterol transportunda çok önemli. Bazı dokularımız hiçbir şekilde kolesterol sentezleyemiyor ve bazı dokularımızda dışarıdan bu yüzden kolesterole bağımlılar. Nasıl gelecek kolesterol? LDL aracıyla gelecek. Biz buna basitçe kötü kolesterol demişiz. Asla katılmıyorum. Kötü kolesterol değildir. LDL kötü kolesterol olabilir. Evet, ama düzgün beslenirseniz LDL aslında yararlı bir alt lipoprotein sınıfına yer alan bir moleküldür. Büyük çaplı LDL'ler bizim açımızdan son derece sağlıklı. Yumurta, düzgün sağlıklı yumurta yiyenlerin LDL çapları giderek büyüdüğüne dair çalışmalar var. Ayrıca lutein ve zeaxanthin kaynağı da açısından da çok bol yumurta bol, zengin zeaxanthin ve lutein içeriyor. Zeaxanthin, ksantinler A vitamininin bir alt fraksiyonu. Şöyle söyleyeyim, A vitamini bir adet bir molekül değil. O kadar büyük bir aile ki çeşit çeşit A vitamin alt grupları var. Zeaxanthin de bunlardan bir tanesi. Yumurta içerisinde bakın C vitamini hariç tüm vitaminler var. Özellikle de A vitamini yönünden çok değerlidir. A vitamini otoimmün sistem, efendim savunma sistem, immün sistemi açısından nörolojik işte özellikle retina sağlığı için efendim maküler dejenerasyon dediğimiz katarak dediğimiz gözün en sık rastlanan hastalıklarına karşı oldukça koruyucu bir özelliği var. Dolayısıyla yumurta sarısını sakın ona atmayın. Yok kolesterol yüksek filan öyle saçmalıklar yapmayın bence. Omega 3'ün de zengin olduğu için trigliseriti düşürme konusunda da oldukça katkısı var. Yumurta aynı zamanda tüm amino asitleri içeriyor. Bakın içerisinde olmayan amino asit yok. Yani o yüzden zaten süper gıda sınıfına yer almakta. Bizim vücudumuz da amino asitlerin bir kısmını sentezliyor. Ama yaklaşık 7 tane amino asit var ki sentezleyemiyoruz. Dışarıdan almak zorundayız. Yumurta tüm amino asitleri içerdiği için dengeli beslenme açısından önemli bir gıdadır. Evet, yumurtanın en tipik özelliklerinden bir tanesi çok tok tutar. Yani en büyük avantajlarından da bir tanesi. Bazı diyetlerde, özellikle ketojenik diyet önerdiğimiz insanlarda, örneğin işte günümüzde Ramazan ayındayız, sahurda bir ya da iki yumurta tereyağlı, zeytinyağlı her neyse yediğiniz bir ya da iki yumurta sizi gün boyunca tok tutacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Tokluk açısından çok değerli bir gıda olması da bizim açımızdan bir ayrı bir avantajı var. Tabii şimdi yumurtanın kendiniz üretmezseniz yumurtayı başınıza neler gelir? Ben size onu size anlatmak istiyorum. Bakın bu bir yem firmasının yumurta efendim yeminin üstündeki bir etiket. Çok küçük yazılar, ben size okuyayım. Şimdi diyor ki karmada kullanılan, bu bir karma, karmada kullanılan bileşenlerin adları. Bakın ne yazıyor, bakın. Arpa, mısır, razmol, ayçiçeği küspesi, mısır kepiği. DDGS, soya küspesi, yağlı soya. Şimdi bakın, mısır ve mısır kepeğine bir yıldız koymuş. Diyor ki, parantez açıyor. Genetik yapısı değiştirilmiş mısır ürünlerinden elde edilmiştir. Bakın, soya küspesi ve soya yağı.
çift yıldız koymuş. Genetik yapısı değiştirilmiş, soyadan elde edilmiştir. Tamam mı? İşte bakın problem bu. Şimdi yumurta yemi diye bir yem icat etmiş insanoğlu. Bu yemde ben tabii bu kendim tavuk alana kadar bunu ben kendim de bilmiyordum. Okuyorduk tabii de yani artık kendimiz yaşıyoruz. Bakın 20 tane tavuğum var. 7 tane bir gün şanslıysam 7 tane günde. Şanssız mı olduğum günlerde bugün bir tane bakın 20 tane tavuk bir tane yumurta vermiş. Endüstriyel mi değil yaptığım şey ticarete dökülebilir mümkün değil bundan ticaret olmaz. Fakat sağlık çıkar bundan. Yani kendi sağlığınızı bu şekilde koruyabilirsiniz. Aksi halde şu listede genetiği değiştirilmiş bir sürü ürünleri hayvanlarınıza verirsiniz. Ben her zaman söylerim. Hayvanlarınız ne yiyorsa siz onu yiyorsunuz. Tamam mı? Dolayısıyla sağlıklı beslenmek için kendiniz yumurta yetiştirin diyemem. Tabii ki böyle bir şey çok zor. Herkesin kendisinin yumurta, işte, tavuk beslemesi mümkün değil. Fakat lütfen elinizden geleni yapın. En azından sorun soruşturun. Yani bakın ben bahçeli bir evde yaşamıyorum. Hani ben de bir ev, apartmanın 3. katında yaşıyorum. Bahçem de yok. Fakat ne yaptım? Eskişehir'in hemen kıyısında işte 7 kilometre ileride bir köyde bir çiftlik kiraladım. Çok ucuz bir şey. Hani çiftlik kiralamak hocam kolay mı filan. Ya çok zor değil. Bakın 300 metrekare 400 metrekare bir küçücük bir arsa kiralasanız. Yani çok cüzi bir fikri. Bakın burada bir dönüm arsa var. Bir yıllığına 1.000 lira istediler. Hani Mayıs 2020'deyiz. Bir yıllığına 1.000 lira. Aylık yani 100 lira gibi bir rakam. Bununla ne güzel şeyler yaparsınız. Hem vakit geçer, hem antidepresif olur, hem yani mutlu olursunuz. Sağlıklı bir şeyler yetiştirirsiniz. Ben bu çiftlikten size daha çok videolar yapacağım. Şimdilik yumurta ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Daha konuşacaklarım var. Video giderek uzuyor. Sizin de sabrınız taşmasın. Ara ara böyle tekrar karşılaşacağız. İyi günler dilerim.